Selamlar arkadaşlar. Üzerinize afiyet. Gene bir yerlerden buldum, buluşturdum. Bir şekil kendimi şu yaz gününde hasta etmeyi başardım. Öyle koronavirüs, moronavirüs değil tabii. Birazcık burnum akıyor. Cam pencere açık yatıyoruz geceleri. Biraz terliyorsak da tam şifayı kapmalık bir ortam oluşuyor. Neyse, Avot'tayız. Şimdi benim dikkatimi çekenler var. Onlardan başlayayım. Bir kere Avot'un sanıyorum ki %86'lık payı halka açık. Yani paydaki, yani dolaşımdaki payı düşük değil. Az, sınırlı hisse yok. Dolaşımdaki payı sanıyorum herhalde bir 77 milyon falan. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama neyse, şirketin %86 nezdinde halka açık. Ama bu kadar dolaşımda payı olmasına rağmen bu kadar hacimsiz hareketler nedendir? Ben bilemiyorum ama dikkat çekici olabiliyor. Yani şuradan başlarsanız, hangi gün efendim? Haziran ayı. Ya Haziran ayında bunu terk etmişler abi. Bu terk edilmiş ya. Vallahi yani bu kadarcık hacimden ne olur? %86'sı dolaşımda olan bir şirket için bu kadar hacim hiçbir şey değil arkadaşlar. Neyse, böyle Avod'un yatırımcısı almam da demiş, satmam da demiş. Böyle şu kadarcık hacimli alışlarla satışlarla hisse bir şekilde çanak yapmaya başlamış. Tabii bu tamamlanması için bu çanağın hacim lazım arkadaşlar. Umarım bir hacim gelir ve bu çanak bir şekilde tamamlanır. Tabii Avot eskiden de bu fiyatların üstündeydi. Sanıyorum 2017 idi galiba. Tam da şeyde hatırlamıyorum. Net olarak da hatırlamıyorum. Şu şeyleri siliyorum bir yandan konuşurken. Şunları siliyorum çünkü videoyu ikinciye çekiyorum. Bir önceki videoda işte biraz kekeledim, mekeledim. Affedersiniz, burnumu da çok çektim. İçime de sinmedi. Neyse arkadaşlar, bize yorumu düşmez. Biz teknik seviyelere bakarız. Teknik biliriz. Başka da bir şey bilmeyiz. Kim alır, kim getirir, kim götürür, ona biz bir şey diyemeyiz. Şimdi işte bakın, ha, yan yana getireyim. Ne güzel. Bakın şurada, şimdi bu çanağı teyit edebilmek için, hani burada ne kadar hacim varsa çanağın çıkışında o kadar hacim olması lazım. Yani burada baktığınız zaman hacim yok arkadaşlar. Bu biraz açıkçası ürkütücü. Bu kadarcık, işte şu kadarcık hacimle şu yeşil mumu yapan efendim bu kadarcık hacimle bir bu kadar da kırmızı mumu yapabilir gibi geliyor. Ben hacimsiz kağıtlar terste kalmak açısından dezavantaj yarattığı için çok da şey değilim. Mesela şuradaki çanağa bakın. Bakın hacimli satış, yani alış da var ama hacme bakın yani. Hacim düşüyor, hacim ve çıkışında yine hacimli. Böyle bir tablo olması lazım. Sağlıklı bir çanak gerçekleşmesi için. Bir çanak gerçekleşmesi için tabii ama önemli olan da hacimli bir çanak gerçekleşmesi için. Şimdilik çanağı tamamlamaya yakın olmasına rağmen, ha, bilmiyoruz tabii, belki biraz daha zaman isteyebilir çanağın tamamlanması. Yakın olmasına rağmen ama yine hacimler düşük. Çok düşük. Şimdi tabii senaryolar borsada iki türlü hazırlanır. Çıkış ve düşüş. Bu yüzden de bütün yatırım şirketleri ve bütün portföy yöneticileri, analistler seviye verirken iki türlü seviye verir. Biz de öyle veriyoruz. Yukarısı ve aşağısı olmak üzere. Ola ki bir çanak yapar ise bir şekilde fiyatın bir defa 4.08'e kadar gelmesi lazım arkadaşlar. Fakat hacimsiz olursa bu geliş çanağın katlama noktası biraz hayal de olabilir. Tabii daha yukarıya hedefleyenler için bir defa mutlaka 4.08'in altında bir kapanış, üstünde pardon, 4.08'in üstünde bir kapanış olması gerekiyor. 4.08'in üstünde kapanış olmazsa ve bir kalıcılık sağlanmazsa zaten yukarıdaki seviyeleri konuşmaya gerek yok. Ola ki bir çanak yapıldı ve 4.08 seviyesi aşıldı ve orada yatay
bir hareket başladı. Yatay olması da gerekmiyor. Yani direkt dikey de gidebilir tabii de. Biz öyle olduğunu varsayalım. 4.08 üstünde bir kalıcılık sağlandığı vakit sırasıyla 4.48 ve çanağın katlama noktası olan 5.14 dirençleri karşımıza çıkıyor. Şu an açıkçası benim gördüğüm kadarıyla da birazcık da bu hacimler acaba dedirtiyor. Yani hacimlerden ötürü bu çanak işi nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu kadar dolaşımda payı olan bir kağıdın daha fazla hacimli işlem görmesi aslında gerekiyor. Belki de bu lotlar birkaç kişinin elinde toplandı. Bilemiyoruz. Tabii aksi bir senaryoyu düşünecek olursak 50 günlüğe çok uzak. İç süren stopa çok uzak. Şurada nokta nokta şuralarda görüyorsunuz. Burada çanağın içinde de var. Tabii çanağı silelim daha net görebilirsiniz. Şuradan. Efendim görüyorsunuz şurada küçük kırmızı noktamız iç süren stop noktası ve benim şeyim açık. Onu da kapatayım. Bu kalem kullanılmıyor. Bu mıknatıs modu açıkken. O yüzden kapatmak zorundayım. Şurada gördüğünüz kırmızı, eğer yani umarım görebiliyorsunuzdur. Telefonda izleyenler biraz daha zor görebilir. Bu kırmızı noktalar 8 günlük basit ortalamadan elde ediliyor ve iç süren stop noktası olarak kullanılabiliyor. Traderlar stop edebilmek, yani daha büyük zararların önüne geçmek için stop edebilmek adına bunları kullanabiliyorlar. İç süren stopumuz hemen üstte geldiğimiz zaman göreceğiz. Tıklarsak daha iyi göreceğiz tabi. 3.59 seviyesinde iç süren stopumuz. Onun altında 3.49 destek seviyemiz arkadaşlar. 3.49 aşıldığı takdirde 3.25 ve o da aşılırsa sırasıyla 3.02 ve 50 günlük ortalama zaten birbirlerine çok yakınlar. Bu da bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. RSI'ye da bakalım. RSI'ye baktığımız zaman şuradan bir RSI trendine şey yapalım. RSI da tıpkı buradaki trend gibi yukarı yönlü, yani pozitif veya negatif ayrışma şu anlık RSI'da gözükmüyor. Tabii bir de RSI'ye dikkat ederseniz bu çanak meselesinde RSI'ler de bakın. Burada çanak, burada da hani çanağın nasıl gidecek? Yani giderse burada da RSI'nin yine bu 75'li seviyelere yaklaşması lazım. RSI benim takip etmeyi sevdiğim bir gösterge. Yani AVOT hakkında söyleyecek aklıma gelen başka bir şey yok. Seviyeler bunlar. Bir stratejiniz olursa, yani sadece AVOT için söylemiyorum bunu, borsada alım satımlarında stratejiniz olursa arkadaşlar, işte bu seviyeler o stratejileri kurarken işe yaramaları için varlar. Başka da ekleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.